Evet arkadaşlar, sevgili dostlar, aracımın benim trafik sigortası dolmasına 10-15 gün kalmıştı. Trafik sigortaları anormal bir şekilde artmış, en aşağı 5 kat arkadaşlar. Geçen sene 500 liraya yaptırdım sigorta, bu sene 2489 liraya. Bundan aşağısını zaten kendiniz bulabiliyorsunuz, yoksa daha yükseği yapıyorsunuz. Onu öğreteceğim sizlere. Nasıl en düşük sigortaya aracınız sigortalı attırabilirsiniz. Bir de şunu belirtiyorum. Ben kendi aracım 8 senedir bende. Ve 8 sene ve daha öncesinde hiçbir kazam yok. 7. basamak en düşükten yaptırılmışım fiyatı, yani 5 katı bu. Buna rağmen 5 katı hiçbir kazam yok. Hep 7. basamaktan sigorta yaptırıyorum. Yani burada yetkililere de sesleniyorum. Bu anormal artış, tamam enflasyon var, şey var, ama bu sigortada da 5 kat arkadaş ya. Bu ne bu ya? 5 kat en az. Bu da kendin bulabilirsen. Vatandaşlarımız bilmiyor. Benim aldığım çevremde sigortacılardan olsun, bilinen sigorta acentaj firmalarından, Sigortam.net gibi firmalardan 2700'den 3600 liraya kadar fiyat verdiler. Bu 2489'u siz göremiyorsunuz, bilmediğiniz için minimum fiyata yaptıramıyorsunuz. Bunu söylüyor, anlatacağım size. İnternete girdiğinizde Google'a sbm.org.tr yazıyorsunuz. Bu şekilde arattırıyorsunuz. Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi'nin sayfası çıkıyor. Burada teklif için tıklayınız diye bir bölüm çıkar. Buradan tıkladığınızda sizi E-Devlet'e yönlendirir. E-Devlet şifrenizle girip girdiğinizde kimlik bölümü, işte aracın plakası gibi şeyler tıkladıktan sonra, yazdıktan sonra teklifler, yaklaşık 20-30 tane firmanın teklifini, en düşüklerini görebiliyorsunuz. Bu ne işe yarayacak arkadaşlar? Sizin aracınıza en düşük fiyatı veren firmayı kendiniz görebiliyorsunuz. Bu 1-0 öne geçiriyor sizi. Ondan sonra sigorta acentelerine gidiyorsunuz. Tanıdık, eş, dost firmaları arıyorsunuz. Benim aracımız şu kadar günü kaldı. Sigortalımı yeniletmek istiyorum. Zaten onlar bir bakalım size ne veriyorlar diye söyleyeceklerdir, konuşacaklardır. Hatta şunu uzatmamak için konuyu deyin ki benim aracıma Ankara sigorta atıyorum, en düşük şu fiyatı ver dediğinizde şaşıracaklardır. Bilmezseniz bunu size işte kendi anlaşmalı firmalarında yönlendirecekler. Daha yüksek miktarlarda sigortanızı yapmak isteyeceklerdir. Bizim yani mümkün olduğunca en düşük maliyetle trafik sigortanızı yaptırmanız için bu önemli. Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi sbm.org. Buraya giriyorsunuz, teklifler, E-Devlet üzerinden teklifleri alıyorsunuz. Bunu nasıl, şöyle ekran görüntüsünü izleyin, göreceksiniz. Yapmaya çalıştım, göstermeye çalıştım size. Google sayfasına girip buraya SBM teklif deyin, tıklayın. Burada bakın SBM.org.tr'yi tıklıyorsunuz. Şöyle gösteriyorum. SBM var, yukarıda SBM. Bu sigorta bilgi ve gözetim merkezi demek. Sigorta bilgi ve gözetim merkezi demek. Buradan teklif alacaksınız önce. Karşılaştırmalı teklif diyor. Bakın teklif almak için tıklayın diyor. Tıkladık. Şurada aydınlatma metni diye o işaretleyeceksiniz. Şuraya işaretledik. E-Devlet'ten gireceksiniz bunu. E-Devlet'e yönlendirecek sizi. Bakın.
Ben o kısmı göster, kendi TC'm kayıtlı olduğu için keseceğim. Kendimin. Ondan sonra karşınızda TC kimliği işaretliyorsunuz. Arkasında bakın aşağıya doğru ki derseniz teklifler sıralanıyor. Sıralanacak. Bir 10 dakika verilmeye başladığında bakın ben burada neyi öğrenebiliyorsunuz? En düşük aracınız sigorta yaptırabileceğiniz yeri öğrenebiliyorsunuz. Bugün Sigortam.net gibi bir sürü aracı sigorta firması var. Onlar aradığınızda ondan anlaşmalı sigortaları ne yapmak istiyorlar. Mesela diyelim 3000, 3500, 2700 onun firma ve de şöyle konuşuyorlar size. Bizden daha düşük fiyat veren varsa paranızı iade ama onların anlaştıkları firmalardan. Yani mesela ben Sigortam.net'i aradım. Ankara Sigorta'da dedim şu fiyata var. Bir daha dönüş bile yapmadı. Çünkü bizim Ankara Sigorta ile anlaşmamız yok dediler. Ve burada önemli olan nokta sizin aracınıza en düşük sigortayı veren firmayı buluyorsunuz. Ve daha sonra o firmanın ismini internetten bulup ana sayfasından acentalarına ya da oradaki numaradan ben mesela burayı araştırdım. Koalay diye bir, o da aracı ama neticede Ankara Sigorta'da bu fiyatı verdiğini bildiğim için ben 2489 liraya en ucuza sigortamı yaptırdım. Yani diyelim sizin aracına Etika verdi. Siz bunu en azından biliyorsunuz. En düşük aracınıza hangi sigorta firması fiyat vermiş. Ondan sonra bütün araştırmalarınızı, sigorta yapacaklarınızı arayın. Varsa eşiniz, dostunuz fiyat alın. Zaten yüksek söyleyeceklerdir genelde size. Siz de diyeceksiniz ki ben atıyorum doğa sigorta benim aracıma şu kadar fiyat verdi. Bana buradan yapın. O zaman diyecek bir şeyleri bulamıyor. Anlaşması varsa mecburen yapıyorlar. Ben bu yöntemle en düşük vereni buldum kendim. Bulduğum için Ankara Sigorta'yı internetten buldum. Acentasını ve internet üzerinden sigortamı yaptırttırdım. Ve de şu şekilde söyleyenler bile oldu. Yani sigorta süremen dolmasına da 20 Aralık olacak eski sigortam. 15 gün önce teklif çıkarabiliyorsunuz. Bir de bu ayrıntı var. Yani 5'inde başlıyor bu SBM Ort'tan, Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi'nden teklifleri görebilmeniz için başlangıç süreci. Yani bunu geciktikçe 6'sı, 7'si, 8'i oldukça diyor ki sigorta acentesi internetten görüştüğüm şey diyor ki yani geciktikçe fiyatlar daha yükseleceğini söylüyorlar. Yani adamlar yükseltir, 10 katı yapsa ne yapabilirsiniz? Ve 5 katı yapmışlar bir şey söyleyemiyor. Buna bir yetkililerin dur demesi lazım. Yani anormal fiyatlar yükselmiş. Buna dur denilmesi lazım arkadaşlar.